bir de bu saatte balık tutulma diyordun Sıtkı. Vakti zamanında sizin gibi götü başı oynayan iki tane kara balık vardı. Bu iki kendini bilmez kara balık yaşadıkları çöplüğü beğenmez olmuşlar ve biz okyanusa gideceğiz demişler. Babaları söylemiş, yapmayın demiş, gitmeyin demiş, kurda kuşa yem olursunuz, yaban ellerde sizi demiş ama dinletememiş. Neyse bizim bu iki kara balık önce bir gölete gitmişler. Orada prensesi öpünce prens olabileceğini sanan bir kurbağayla karşılaşmışlar. Ama o kurbağa hikayeden çıktı bile. Oraya sonra geliriz. Bu bizim iki çapsız kara balık okyanusa varmasına varmışlar ama daha derin sulara açılamadan hop hemen bir kepçeli kuşa yem olmuşlar. Hikayedeki kepçeli kuş ben oluyorum. Abi kan beynime gittiği için ben o kurbağadan sonrasını anlamadım. Lan sizin dala. Ha. Abi şimdi çok iyi anladım, çok net bir şekilde. Ha. Açın kulağınızı iyi dinleyin o zaman. İkinize de yaşamanız için son bir şans veriyorum. Yukarıda Şahin denen kurbağanın cesedi duruyor. Abi ben ona dedim. Bak başkasının karısına kızına bakmayalım dedim. Dinletemedim. Öyle demedim mi Altan, bir şey söyle. Allah senin belanı versin, yürü kal. Altan bela okuma bak, işlerimiz ters gidiyor. Boş boğazı cehenneme atmışlar, odunum yaz demiş. Abi vurma. Abi ben yüzümle para kazanıyorum. İyi ya. Bundan sonra yapar bedeninle kazanırsın. Şimdi Şahin'in cesedini alıyorsunuz ve ortadan kaybediyorsunuz. Kaybettiniz, kaybettiniz, kaybedemediniz. Ben gelirim üçünüzü birden kaybetmesini bilirim. Dedim ya. Son şansınız. Sus. Adamınız abi. Köpeğiniz abi. Altan, şimdi Cevat abimiz bize görev verdi ya. Biz mafya mı olduk birader? Halleder Altan. Ulan bir mutlu günümüz olmadı seninle be. Biz şimdi bu cesedi neremize sokacağız Gürkan? Hadi bakayım yakışıklı kardeşim. Tut bakayım şunun ucundan. Ne oldu? Bakma hadi mal mal, tut şunun ucundan salıverim aşağı. Birader. Oğlum sonra şey olmasın. Ya Altan bizim şeyimiz mi? Hadi bakayım. Hadi. Bir, iki, üç. Kaldır. Sen şu kardeşine güven ya. Sen şu ben sana ne zaman bir şey dedim de olmadı? Ha? Hadi bakayım. Bir, iki, üç. Birader? Bunun batması gerekmiyor muydu? Altancığım. Galiba küçük bir hesaplama hatası yaptık. Ağırlık bağlamayı unuttuk.
Birader belki yüze yüze kaybolur be. Tabii canım. Ama zaten yani buranın balıkları açtır biliyor musun Altancığım? Babasını bile yerler yani. E kaçalım o zaman hadi. Öyle miyiz? Ne yapacağız? Kızım. Seni yaban ellerde nasıl yaktılar? O pis elleriyle sana nasıl kıydılar? Kızımı yakma. Beni yak. Merak etme kızım. Radyatörünün yağı yerde kalmayacak. Sana kıyanlara ben de kıyacağım. Önce o iki hayvan eti yemişten başlayacağım. Sonra sıra sana da gelecek Cevat Bakır. Balıkçılar tarafından bulunan ceset polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde kurbanın başından vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Sabah saatlerinde Büyükçekmece Gölü'nde... Selamünaleyküm, hayırlı vazifeler. İzmir'e giden ilk otobüse iki kişilik bilet bakıyorduk da. Bakalım. Mümkünse bayan yanı. Koca yol iki sap nasıl gidiyor Altan değil mi? Birader hani buranın balıkları çok açtı? Maktulün cesedi otopsi için Büyükçekmece Hastanesi'ne götürüldü. Olayın bir mafya içi hesaplaşma olup olmadığı cinayet... Ekolojiyi çok bozdular Altan. Hı. Evet. Allahsızlar ya. Adamı öldürüp göle atmışlar. Tekrar karşınızda olacağız. Hiç kafa yok bunlarda. Her gün 1000 tane insanın gittiği yere ceset mi atılır? Bak, atılmaz değil mi abi? Atılmaz. Atılmaz değil mi abi? Allah'ını seversen, sen olsan ne yapardın biladerim? Her şeyi biliyorsunuz da öyle. Mesela... bir tane inşaatın temeline betonla gömerdim. Vallahi ben olsam asit kuyusuna atardım. Kış olsa ormana atardım. Yaban domuzlarını yedirirdim. Kemiklerini bile yiyor, ciğeri yanasıcalar. Vay arkadaş. Herkes de manyak çıktı ha. Teyze sen kocayı kesip dolaba koymuşsundur çoktan. Ufak ufak da akşamları oğlana yediriyordur ha. Tövbe tövbe. Saat 11:30'a yerimiz var efendim. Sıska! Sıska neredesin? Bu alçı yapılıyı heykellere dikeceğim. Niye? Çünkü bu dünyada Cevat Bakır'a iki kere yamuk yapanın heykeli dikilir. Bana manyak kelime bu. Dikeceğim. Dikeceğim. Kerim. Diyorum ki acaba hafta sonu bir yerlere mi gitsek? Ne zamandır işlerinden fırsat bulup bir tatil yapamadık değil mi? Artık ne işin varsa. Olur karıcığım. Efendim? Kerim, biz kaç kere konuştuk sofrada telefonla konuşmayacağız diye? Hayatım, iş için arıyorlar. Çocuğa kötü örnek oluyorsun. Anne, babam sofrada telefonla konuşabildiğine göre ben de Pokemon toplayabilirim değil mi? Bak gördün mü Kerim? Gördün mü? Ne alakası var? Annem haklı baba. Sen bana kötü örnek oluyorsun. Sen sus Ruhi. Ama anne. Şşt. Alo, seni dinliyorum. Manyak. Senin için bir işim var. Senden bulmanı istediğim iki kişi var. Gömemeyip kaybettikleri bir ceset var. Cesedi gömdükten sonra onları da ben mi gömeyim? Hayır.
paketle eve getir. O ikisini evde yiyeceğim. Peki istediğin gibi olsun. Aman ya. Tanıdığım çok iyi bir avukat var. Bir git konuş istersen. Yanındaki karıyı ya boşa ya da git bir yerde kafasına sık. Anlamadım. Gelirken 5 torbada alçı mı alayım? Ben sizinle gelemeyeceğim hayatım. Biliyordum zaten. Hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadım. Ne zaman bir plan yapsak hemen bir işin çıkar. Pes. Hayatım, işi bitince size katılırım. Tabii tabii. Hep öyle olur zaten. Ne oldu Kerim? Niye gülüyorsun? Niye gülüyorsun Kerim? Ne oldu? Mesaj mı geldi? Kimden geldi? Happy Topu 2. Villa. Kolaymış. Yarına işleri bitirip yanınıza gelirim. Anne, bence babam yalan söylüyor. Sen büyüklerin işine karışma Ruhi. Bak gördün mü? Çocuk bile anladı. Çocuk bile anladı Kerim. Suç bende tabii. Niye sana soruyorum ki? Al çocuğu git kendi başına tatile değil mi? Al başını git. Ama işte yani Kerim nasıl olsa işi bitince katılır bize. Biterse tabii. İşleri hiç bitmiyor değil mi? O 5 torba alçı mıdır nedir? Onu da duymadım sanma. Artık neyin şifresiyse o. Açıl! Açıl! Gece gece! Acil! Tabii beynim patladı beynim! Hürkan birader planı yaptık ama sonra şey olmasın mı? Yok biraderim sen kardeşine güven. Öyle çok mi? Güzel şey oldu tabii tabii. Kanamalı beyni patladı. Kaçılın! Şu asansöre vardık mı tamamdır birader. Hadi bak. Hemen otobüsteyiz. Beyin kanaması kanamalı. Kanama beyni kanaması. Beyin kanaması geçiren hasta mı? Bu doktor bey öyle bir kanadı şarır şarır. Bak buradan bu şekil böyle aktı. Peçeteyle falan topladık, temizledik. Çöp poşetini koyduk, o da yanımızda. Şimdi otopsiye. Ya bizim haberimiz oldu ama bu kadar çabuk beklemiyorduk biz. Ben arabayı biraz hızlı kullandım amirim. Tamam hallederiz. Şimdi ameliyathaneyi hazırlayın. Testereyi de hazırlayın. Kafatasını bir açalım. Neyin kafasını açacaksınız? Senin kafanı açacağız. Yok iyiyim ben, iyiyim. İyiyim valla bir şeyim kanadı yok. Evladım. Acık burnum kanadı. Tabii evladım iyi olacaksın merak etme. Evladım ama iyiyim ben diyorum. Zaten arabayı çalışır vaziyette bıraktım. Bak ambulansın girişine bıraktım. Götürürsün. Ambulans yok götürürsün. Ambulans yolunu kapattım. Götürürsün. Gerçekten iyiyim ben. Hadi bak. Senin yapacağın planı s**eyim ben Gürkan. Lan. Bırakın lan. Hayırlı vazifeler. Teşekkürler. Bu otopsi ne taraftaydı? Sağdaki merdivenlerden ikisi bir inin hemen solda. Siz şu Bisus'taki kız mısınız? Hani böyle yapıyor ya. Buyurun beyefendi. Gülen yüzünüz solmasın. Abi, vallahi benim bir şeyim yok ha. Gerçekten benim bir şeyim yok. Bana bir şey yapmayın abi. İlla ne bileyim bir şey yapmak istiyorsanız bana bir kas gevşetici yapın. Ya da ne bileyim dişimi çekin abi. Tırnağımı sökün ama kafamı açmayın. Ay, abi ne olur bana bir şey yapmayın abi. 2 gram aklım var onu da kaybederim. Sonra böyle meczup gibi kalırım abi. Gürkan senin Allah belanı versin Gürkan. Narkoz. Vermeyin bana narkoz ne olur. Allah'ım açmayın kafamı. Doktor abi sen yetkili bir abiye benziyorsun. Bak yapmayın ne olur. Ne oluyor lan? Doktor abi. Belalıymış vallahi bak. Ölüm sana hiç yakışmamış. Hadi bakayım gidiyorsun. Bismillah. Hadi sen de biraz yardımcı ol. Kimsin lan sen? Ne işin var burada? Aa, doktor bey. Ben de sizi bekliyordum. Şimdi bir karışıklık olmuş.
Şöyle bir karışıklık. Normalde bizim bu arkadaş ölmedi. Yani öldü. Ben bunu getirdim ama yanlış adamı getirdim. Şimdi bunun ailesi mezarlıkta. Ben öbür adamı getireceğim. Bunu da götürüp gömeceğim inşallah. Oğlum sen ne saçmalıyorsun lan? Ben mi saçmalıyorum Allah'ını seversen yani? Şimdi sizin yaptığınızda burada iş sanki Allah'ını seversen. Şahin abicim gel. Kusura bakma Şahin abicim, yanlışlık oldu. Zaten şimdi siz buraya ne yapıyorsunuz? Adamı getiriyorsunuz. Adam hayatı boyunca oruç tutmuş, zekat vermiş, namaz kılmış. Tam cennete gidecek. Hop ne oldu? Kol yok. Nerede? Hastanede kaldı. Tabii böyle iş olmaz değil mi Şahin abi? Ben şimdi seni buradan bir alayım. Ana be! Senin... Aa, Altan. Anla ne oldu? Senin yapacağın işe sokayım ben Gürkan. Kafamı açıyorlardı az daha. Doktor nerede be? Ne doktor oğlum? Kafam mı güzel? Bir şey mi içtin sen burada? Şimdi Altancığım şöyle bir şey oldu planda. Bir yanlışlık kusura bakma. Çok uğraştım senin için. Doktora kadar çıktım. Haftaya çarşamba saat 6 gibi gelsin. Aç karnına MR alacağım dedi. Siktir lan. Hadi şu da çıkalım artık şunu. Çıkalım kardeşim. Hadi. Koş. Koş. Zup. Yavaş yavaş. Hep bunlardan kullanmak istemişim birader. Tüm araçların dikkatine. İkinci köprüde intihar vakası. Yakındaki araçların olay yerine intikali önemli rica olunur. Bize ne kardeşim? Bizden mi sorulur? Atlasın lan bırakın milleti. Atlamazsa bak ne olsun var ya. Atla lan atlayacaksan atla. Atla. Biz mi kurtaracağız lan atla. Seni? Atla lan. Atla. Atla. Bak biraderim gidiyor. Atla. 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 Ayrıca biz buraların yabancısıyız. Bilmiyoruz oraları. Ama konum atarsanız hanımefendiciğim gelip sizi alabiliriz. 100 metre sonra sağa. Sağa. Ya da sola. Her şey olur. Lütfen yani. Ambulans kanalından çıkın. Aa, ambulansların efendisi burada. Buyurun. Gelin amına koyayım gelin. Şimdi konum atıyorum ben size. Altan kapa kapa. Kızın abisi geldi kapa. Abi özür dileriz biz sizi bilmiyorduk. Aa bak şuna sapa gibi Altan. Ha? Kardeşim ha sapa. Gir şunu halledelim be. Ya ben buradayım. Sen bak buradan gel. Bizim şeyimiz mi? Gir. Ne yapacağız? Ne yapacağımız mı var Altan? Alacağız Şahin abimizi yolun kenarına. Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdiniz. Aklınızı helal ediyor musunuz? Helal ediyoruz. Gömün amına koyayım. Hadi bakalım. Kaç. Neredesin şu an? Ankara'ya 80 kilometre kaldı. Ya. Az kalmış. Sen çıktın mı yola? Hı. Ne diyorum biliyor musun Kerim? Acaba diyorum Ankara üzerinden seni alıp yolumuza öyle mi devam etsek? Yok yok siz gidin. Ben yarın sabah erkenden işi bitirir yanınıza gelirim. Hatta birazdan işi bitirebilirim. Ben seni birazdan ararım hayatım. Alo? Alo? Anne ne yapıyorsun? Babanı almaya gidiyorum. Hani tatile gidecektik? Sen anneanneye gidiyorsun Ruhi. Ah ne güzel dünya. Baban karılarla gezsin, Ruhi anneannesini de süt kaçırsın. Ne oldu? Niye durdun be? Birader insanın aklına bin türlü şey geliyor. Ne geliyor? Şimdi bak biz bunu gömeceğiz ya. Bir tane köpek mesela bunun kokusunu alır da kazar kemikleri çıkartırsa. İnsanlar bunu görür de polise haber verirlerse. Sonra polis gelir ne bileyim bizim parmak izimizden, retina testimizden, tırnaklarımızın arasındaki etten yani DNA testinden. Olmadı ne bileyim cesetin üstünde benim saç kılım düşebilir, kol kılım düşebilir, kılım düşebilir. Oradan bizi bulup da tak diye enselemesinler birader. Yok ya benimki alttan yürü Allah'ını seversen ya.
Birader öyle deme bak, her gün dizilerde neler izliyoruz. Demezler mi sonra, Şahin adamları bunu öldürmüş, tık yerine geçecekler, hop bizi oradan tık enselediler. Ya bir taltan yürü Allah'ını seversen, sabahlara kadar saçma sapan şeyler izliyorsun. Sonra götünden uydurup uydurup oynuyorsun. Hadi vesvese yapma, besmele çek, yürü bakayım. Bak şu ileride bir tane bir yer var. Lan! Ne yapıyorsun? Altan bu böyle olmayacak. Sen doğru diyorsun. Bizim başka bir çare bulmamız lazım. Bak mesela şimdi düşünüyorum. Aslında yani eğer bu iş bu kadar kolay olmuş olsaydı Cevat abim bizim gibi profesyonellere vermezdi bu işi. Ben sana diyeyim. Birader zaten kazmamız yok, küreğimiz yok. Nasıl kazacağız? Böyle köpek gibi elimizle mi kazacağız? Ben kazmam. Yani bizim daha güzel bir yer bulmamız lazım. Böyle gözlerden ırak, gönülden ırak. Böyle insanların girmeye bile korkacakları bir yer olması lazım. Lan! Buldum! Oğlum, benim dedemin hani zamanında değerlenir diye bir tane dağ başında arazi kakalamışlardı ya. Oraya gömelim. Ya Altan, biz oraya gidecek olsak var ya, dedem üstümüzden vurur. Vursun lan! Üçümüzün cesedi de dedemin üstüne kalsın, hapislerde sürüm sürüm sürünsün. Senden korkulurlar. Neden lan? Şu yaşıma geldi. Hayatımda senin kadar kolpacı. Sağ ol kardeşim. Senin kadar sahtekar. Eyvallah. Senin kadar şerefsiz. Seveceğin. Senin kocacı bir adam görmedim ha. Altan, insan dedesini satar mı lan? Ne bileyim, satar. Seni her gün daha çok seviyorum biliyor musun? Ben de seni, ben de. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bir daha. Kaydırık. Tamam. Ya bu salaklar niye gömüyor cesedi? Hadi. Hadi. Allah. Hadi. Hadi birader. Hadi. Hadi lan. Almıyor. Ne oluyor be? Birader bunun benzini yok. Yani senin yapacağın işe sokayım ben Gürkan. Bir tane işi de doğru düzgün yap. Annen Altan, annen. İşi de doğru Altan'ı düzgün yap. Altan'ı seversen ben ambulans çalarken bütün arabaların benzine bakacağım. Ay böyle tek tek şey mi yapacağım yani? Hem arabayı çalayım, ben bunu mu yapacağım yani? Baksadın. Baksadın. Nasıl taşıyacağız biz şimdi bunu? Ne taşıması birader ya, adam gavur ölüsü gibi be. Of. Ya. Altan, buldum. Neyi buldun lan? Kontrol var mı? Ne diyorsun lan? Dur bakayım. Bak şimdi. Biliyorum. Aynı dinin mensubu değiliz ama yani ne olur bu işte muvaffak olmama yardım et. Çekiciyi çaldırdıktan sonra herkes beni salak yerine koydu. Bu işi çok zor buldum. Ya lütfen bir daha başıma böyle musibetler gelmesinden sakın. Amin. Çok özür dilerim. Buyurun. Evet, cennete giden yol cenaze hizmetleri. Ha, tabii tabii. Haydarpaşa. Tabii tabii tabii. Hemen geliyorum. Hemen. İşimi halledeyim, geleceğim. Oldu mu? Çok güzel oldu. Şahtın şahbaz oldun ha. Kaylan. Oh. Ambulans işine mi girsek Altan? Aha. Bir o kaldı birader. Üzüntülüdür, üzüntülü. İyi akşamlar. İyi akşamlar hoca efendi. Rahmetli bu mu? Rahmetli bu hoca efendi. Rahmetli bu da şimdi hoca efendi. Şöyle bir durum var. Şimdi bu televizyonlarda falan da görüyoruz. Tövbe estağfurullah. Bu mafya filmlerinde falan oluyor. Rahmetli öldükten sonra bunu tabuta koyuyorlar. Tabutta böyle takım elbiseyle falan duruyor ya. Evet. Acaba o takım elbiseyi biz mi alıyoruz yoksa kilise falan mı şey yapıyor? Bir de şimdi buna makyaj falan yapıyorlar. Biz tövbe yani estağfurullah. Biz hiç istemiyoruz öyle bir şey. Çünkü istiyoruz ki abimizin kendi o nur güzelliğiyle gömülsün istiyoruz. Sizde şey var mı bu arada kazma kürek gömmek için? Var tabii. Oo güzel, güzel, güzel. Bir de biz çok ilginç bir şey gördük şurada. Onunla ilgili bir şey soracağız size. Çünkü siz bilir kişisiniz. Bir saniye gelir misiniz? Şimdi şurada.
Altancığım, cenazeyi kaçırmak için en güzel yol cenaze aracı kardeşim. Bu kadar. Aynen kardeşim, bravo. Lan! Çevirme var oğlum. As! Yakalanacağız lan. Yok, sakin ol. Vallahi yakalanacağız birader. Aynen, Altan sakin. Birader yakalanacağız. Altancığım sakin ol şimdi, bak beni de yakalatacaksın. Şey yapma, dur. Oğlum. Altan bak, biz cenaze taşıyan iki din adamıyız. Sakin ol kardeşim. Bir kenara çek diyor. Çek kardeşim, güzelce. Hiç bak ağzını açma, tamam mı? Bana bırak. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, iyi akşamlar. Hayırlı vazifeler memur bey. Kirkor kardeş, sen sessizlik yemini etmemiş miydin? Tanrı seni kutsasın çocuğum. Rahip bey. Rahip değil, peder evladım. Ama sen de bana diğer çocuklarım gibi baba diyebilirsin. Babacığım. Canım. İki kanun kaça arıyoruz. Yanlarında bir ceset taşıyorlar. Aynı böyle bizim gibi değil mi? Cesetli mesetli. Kirkor kardeş, sen neden sessizlik duana devam etmiyorsun? Buyur çocuğum. Böyle iki kanun kaçağı görürseniz... Onların acı çeken ruhları için dua edeceğimize... Onların kederden sönmüş kalplerinin... Acı içinde kavrulmuş kalplerinin... Kendilerini bulma çabası içindeki ruhlarına yardım edeceğimize emin olabilirsin. Polis haber verin de, ister dua edin, ister mum dikin. Ne yaparsanız yapın. Ama önce bize haber verin. Polise de dua edeceğim. Size de dua edeceğimize emin olabilirsiniz. Terhor viya. Terhor isimde sefradinine sakine tozroş heb. Mitsubishi kralı King'i gülen yüzü. Tanrı seni kutsasın çocuğum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ne diyorsun evladım sen? Abi iki kişiydiler. Ambulansları vardı. Birisi esmerdi, birisi de kumraldı. Cenaze arabasının içindeki peder kıyafetini giyip cenaze arabasını alıp kaçtılar abi. Abi Tanrı'nın arabası çalınır mı? Çalarlar evladım. Çalarlar. Dinlerini bile değiştirir bu kunduzlar. Abi toprağın bol olsun. Altan, şunlara bak Altan. Ay. 40 yıllık Romalıyım, böyle sütun görmedim. 40 bakireye bakmaya, bal yanaktan tatmaya geldik. Medeniyetler buluşması ayağınıza geldi. Buyurun. Cenazemiz var, yastayız ama papazın eriği ikramımız. Papazın eriği dedi arkadaşım. Kız, sarılı. Titrettin beni, titrettin. Titretiriz danam. İsmail abi, siz ne yapıyorsunuz burada be? Sizi kahvede okey'e bekliyorlar. Okey sevmem, gel bilardo oynayalım canım. Saygılar abi. Altan yürü Altan. Altan bas Altan, bu saatten sonra dayımızı gideceğiz Altan yürü. Altan bak şurada bir ışık var. Oraya doğru git bakayım, ne var orada? Aa, kalabalık var ha. Altan, karının menbaına düştük biraderim. Hadi. Birader bir dakika. Hesabı neyle ödeyeceğiz? Hesabı bırak. Mahşere kalsın. Gel biz ortamlara akalım biraderim. Hadi. Altan. Ay. Ampuller. Bak şimdi yürü. Kaba davran, kaba davran.
Hoş bulduk. İyi akşamlar. Damsız almıyoruz kardeşim. Allah Allah. Ama biz papazız. Bizde dam günah ya. Tabii birader bak ekmek musaf çarpsın. Ama böyle yemin ediyorum ki bak bir şey söyleyeyim. Evde bile dam yok bizde ya. Açık yani böyle. Müsaadenle çocuğum. He. Şimdi sizin patron bizi çağırtmış demiş ki gelsinler bir şey danışalım. Biz de tabii ki hemencik bütün cemaati içeride bırakıp koşarak geldik. Yani Yüce Salvador Dali'nin de dediği gibi yardım için yürek gerek. Nazlı yarın yanında yatmaya kürek gerek. Tanrı seni kutsasın çocuğum. Tanrı seni kutsasın evladım benim. Hadi Bakır'ın keşleri gelmiş. Keşleri mi? Keş ne oğlum ya? Evet patron. Cevat Bakır'ın keşleri izledim. Şu locada mı? Ulan ne lan böyle? Ulan Cevat. Ne biçim mal üretip içiriyorsan bunları artık. Bunlar Haçlı ordusu gibi dolaşıyor lan ortalıkta. Tamam oğlum. Ne istiyorlarsa verin. Bir güzel misafir edin. Bir de Cevat'la uğraşmayalım. Çekecek misin oğlum bir fırt? Gel. Sen nerelerde geziyorsun öyle? Ne yapıyorsun oğlum sen? Görmüyor musun anne? Mal bölüşümü yapıyorum. Siz boşandıktan sonra kime neyi kitleyeceğimi çıkarıyorum. Yine iyisin anne. Bak 18. yaş günümde arabayı babam alıyor. Ay Ruhi, seni anneannene bırakmadım ha, pişman etme beni. Babamın basılışını kaçıramazdım. Alo aşkım, vardın mı Ankara'ya? Çok oldu hayatım. O arkadan gelen müzik sesi mi Kerim? Evet. Müşteriler gevşesin diye eğlenceye götürdük. Müşterileri niye gevşetmeye çalışıyorsun Kerim? Sen masör müsün yoksa emlakçı mısın? Ayrıca söyle bakayım bana kim o müşteriler? Kim onlar? Kim o kadınlar? O kadın kim? Kim o? Kim? Kim? Karıcığım bunları kaç kere konuştuk? Gördün mü hiç? Gel sana iki tane totoş göstereyim. Aa bak, totoş.
Boş ver bunları Altan. Bende iki tane var da ne oldu? Bak biri Elizabeth, biri Eleanor. Sen bunları boş ver gel dedim. Havayı kokla. Oh, bak ne kokuyor. Parfüm koklu, parfüm. Ne parfüm lan? Kadın kokuyor biraz. Ne yapıyorsun ayı? Pardon çok özür dilerim. Birader kusura bakma arkadaşım benim meczup. Pardon. O yüzden öyle yaptı yani bilmiyorum ne yaptığını. Pardon. Ne meczubu lan numara yapıyor bu. Abicim bak bu dedi vallahi billahi bu dedi git bak bakayım kavunlar olmuş mu dedi hepsi yerinde mi dedi bu dedi abi. O... Ne biçim konuşuyorsun lan sen benim nişanlımın hakkında? Ben de öyle dedim abi. O... Ne biçim konuşuyorsun dedim sen el alemin karısı hakkında dedim. O tarlayı sana sürdürtmezler dedim. O meyveyi yiyen vardır dedim. Sana koklatmazlar, yedirmezler dedim. Demedin mi Altan? Demedin lan! Nasıl demedim? Demedin lan! Burada iki tane kız görüyorsun. Gittin başına oynuyor yalan konuşuyorsun. Sen yalan konuşuyorsun. Esas sen yalan konuşuyorsun. Ben arkadaşım sen beni gömüyorsun. Nesin lan? Misyoner misiniz lan siz? Misyoneriz! Ahtar ahtar tatlar adamı! Karatlar olay! Hamdi! Hamdi! Oğlum! Hamdi mi dedi o? Hamdi dedi. İyi o zaman bizlik bir şey yok. İyi. İyi. Saygılar abi. Böyle bırakıyorum. Öldürün lan şunları. O zaman... Öldürün lan! Üç kaç! Ben... Bunları kaç kere konuştuk hayatım? Babam kıvırıyor anne. Çok kıvırıyor. Kapatmam lazım hayatım. Belanı versin senin Gürkan. Allah belanı versin. Altan bela okuma zaten ne geliyorsa başımıza. Senin bu bela okuman yüzünden geliyor birader. Birader adamların Hamdi'sini öldürdün. İsteyerek mi öldürdüm Altan? Zaten şu genç yaşımda katil oldu. Vallahi günaha sokuyorsunuz beni. Ya hangi itikatta var böyle bir şey? Tövbe tövbe. Yemin ediyorum bir yanlış yaparsan yarın senin cenaze namazını ben kıldırırım. Hamdi Arif abimiz için çok değerli bir dosttu. Kendi kişi niyetine. Ben Allah'ın manyağının bizi düşürdüğü duruma bak. Sabahın köründe koca koca adamlar toplanmış bir kediye cenaze namazı kılıyoruz ya. Hamdi Bey'i nasıl bilirdin? İyi bilirdim. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Sağ olasın. Dostlar sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Dostlar sağ olasın. Hayırlı olsun Cevat. Toz işine girmişsin. Ne tozundan bahsediyorsun Arif anlamadım. Keşlerini yollayıp Hamdi'mi öldürtmenin cezasını ağır ödeyeceksin Cevat. Hangi gerizekalı benden habersiz kedi Arif'e bulaştıysa bulup getirin bana. Altan'ım bak şurada Coşkun Ana'nın yeri var. Orada bir şeyler kaymasak mı biraderim? Kayalım biraderim.
Oğlum ne manyak insanlar var. İnsan kızına Coşkun diye isim mi koyar birader? Vallahi bilmiyorum. Olay bir şey mi? Benim tanıdığım Mustafa diye kız var. Sen birader çok güzel yalan söyleyen bir insansın. Buyurun musun? Acıktım abi birader. İnşallah güzel bir şeyler var da. Altan bak burada yabancıları seviyorlarmış ha. Turist seviyorlar, turist. Dövüş. Biz de para yok ki birader. Ne izleyecekler acaba? Allah gülmelerden ayırmasın kardeşim. Amin kardeşim. Hadi gel. Bu ne lan? At hırsızları lokaline geldik ya bunun. Tiplere bak. Oğlum hancı ne lan? Altan çaktırma şekilli olsun diye. Buyurun. Ne alırdınız? Ne alalım? Burada ne alabildiğiniz önemli. Nasıl yani? Böyle salaş yerlerin kendine has yemekleri olur ya birader. Hani? Ha, biz bu Coşkun Ana'nın hünerlerini merak ediyoruz da. Coşkun Ana'nın hünerlerinden çok memnun kalacaksınız. Yemeği kendinden katar. Nasıl yani? Coşkun Ana yemeği etinden, suyundan, kalbinden katar. O zaman biz etli yerinden alalım. Aynen böyle kalın kalın löp löp et olsun. Löp löp et olsun. Hay hay. Ya da ne yapacağız? Bir dakika dur, bir dakika dur birader. Sen bize Coşkun'unkinden ver iki tane. İki tane Coşkun'unkinden. Benimki iyi pişmiş olsun. Aynen. Coşkun Ana, iki porsiyon seninkinden. Billurlardan biri iyi pişsin. Billur? Derken. Henüz bitireni görmedim. Abi, hani burada yabancıları seviyordunuz? Beyler, hanginiz çok pişmiş istemiştiniz? Tam kıvamında. Başlayın. Abi ben lezbiyenim. Ben et yemem. Coşkun'unkini bu yesin. Garson! Ben de bir porsiyon Coşkun'unkinden istedim. Ama buranın porsiyonları ufak değil. Bitiremezsen arkandan ağlar. Buranın porsiyonları ufak demiştim. Böyle bir adamımız olsa var ya, İtalyan mafyası kadar sert, Japon yakuzalar kadar acımasız, Arnavut mafyası kadar inatçı olurduk birader. İnatçı ne? Arnavutları siktir et, Japon olsa bize yeter biraderim. Abi saygılar. Merhaba abi. Araç sizin mi? Hangi? Bu... Yok be abi, bu bizim değil. Biz bunu çok güzel acıladık. Araç Tanrı'nın çocuğum. Ormanda olan her şey gibi o da Tanrı'nın. Ele değil mi Kirkor kardeşim? He, ele, ele. Benim araç aşağıda kaldı. Beni bir tamirciye kadar atarsınız artık. Tabii. Ama araba senin değil, Tanrı'nın. Bütün arabalar Tanrı'nın. Angut. Ne var lan? Ne var? Angut diyor. Peder Angut diyor. Kirkor kardeş, sizi nereye isterseniz oraya götürebiliriz.
Arkadaki cenaze mi? Evet çocuğum. Nereye götürüyorsunuz? Dedemin, dedemizin yanına. Biz de Noel Baba'nın torunlarıyız ya. Abimizin son isteği aile kabristanına gömülmekti. Aziz Nikola mı? Yok Şahin. Ama sonradan Müslüman oldu. Ha, evet. Şimdi tabii abimizin son isteği yerine getirmezsek olmaz. Emin değilim ben. Babamız, bizde böyle oluyor. Aile kabristanına gömmeyince hortladı adamcağız. Allah kabul etsin. Helva 10 numara olmuş. Afiyet şeker olsun Bahri. Ölünce hatırlat da senin helvanı da ben kavurayım. Bizim çocuklar cenaze aracının bu mekana geldiğini görmüş patron. Buyurun ne istemiştiniz? İnsan eti. İnsan yerim ben. O zaman tam yerine geldiniz. Size müessesimizin en favori yemeği olan Coşkun'unkini öneririm. Ben şimdi yemeğe falan boş ver de buralardan geçen iki açlığı gördünüz mü? Gösterelim anam. Mevletine bunların yakınlarını da çağırın. Abi siz ne işle meşgulsünüz? Emlak şimdi. Alo karıcığım. Kiminle olacağım hayatım? Müşterilerle villaları geziyorum. Ben seni gezdireceğim. Merak etme Kerim. Aşkım niye böyle imalı imalı konuşuyorsun? Alo? Alo karıcığım? Alo? Abi yenge... Tek kelimeden oyar. Birader bir benzinlik bulursak girelim, benim etin suyunu sıkmam lazım, anladın mı? Çocuğu ağlatmam lazım yani. Kirkor, bizim kilise Balat'ta da Kirkor kardeş de sürekli ortamlara takıldığı için on... konuşuyor, kusura bakmayın. Sana yakışıyor mu Kirkor kardeş böyle terbiyesizlikler? Çok haklısın, özür dilerim peder anı diyor. Sen bir şey istiyorsun, ben kayıntılık bir şeyler alacağım abi. Su mu falan. Alo hayatım? Başlatma lan hayatından! Neredesin? Yol kenarında bir benzinciye girdik, ceset de yanımızda. Ulan ben seni onlarla gezesin diye mi tuttum? Getirsene herifleri!
daha cesede gömmediler ki. Onlar gömemiyorsa sen gömeceksin. Ya da ben geleceğim. Hepinizi gömeceğim. Kedi Arif. Kedi Arif mi? Kedi Arif'le ne işiniz var? Ulan yoksa Hamdi'yi siz mi öldürdünüz? Hamdi'yi mi öldürmüşler? Oh. Abi kusura bakma, istemeden gözüm takıldı da bu bayağı büyükmüş. Büyüktür. Ya çok canım çekti, bir kere elim alabilir miyim? İki elinle kavramak gerek. Tövbe tövbe ya. Kavrarız. Düşünsenize, bir de bunu insanın ağzına soktuğunu düşünün. En keyiflisi de o ya zaten. Bakın ne yapacağım. Bir kere elini alınca bir daha bırakmak istemiyor insan değil mi? Hiç ayrılmak istemiyorum bundan. Şimdiden özlediğim yani bambaşka oldu. Neyse, çok teşekkür ederim. Rahatladım be. Allah belanızı versin. Lüt Kavmi. Ne yapıyorsun lan? Ne yaptın be birader? Düğmeyi kuyuya mı düşürdün? Yok, Kedi Arif dışarıda. Kedi Arif kim ya? Kedisini öldürdüğünüz için size çok kızgın olan biri. Abi sen de amma yaptın be. Özür dileriz olur biter. Ne yani? Kedisini öldürdük diye bizi mi öldürecek adam? Daha önce kedisine çarpan arabanın fabrikasını yaktı. Firma ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Gürkan ler bize. Kirkor kardeş. Hep vaazlarımızda ne diyoruz unutuyorsun. Ne diyoruz? Eyleme dilini edepsiz. Derseniz sebepsiz. Bırakın şimdi bu papaz ayaklarını. Ne iş çevirdiğinizi biliyorum. Beni Cevat Bakır gönderdi. Aa! Altan bak. Cevat abim bizi korusun diye adam göndermiş. Sağ olsun. Evet, sizi korumak için görevlendirildim. E tamam, hadi git koru o zaman. Anlamadım. Cevat abi göndermedi mi seni bize koru diye? Evet. E tamam, hadi git koru o zaman. Hadi koru bizi, hadi git. Şurada koru bizi. Hadi git koru, git. Ulan geri zekalılar, dışarıda bir sürü silahlı adam var. Marketin içinde sıkıştık kaldık. Sizi nasıl koruyayım? Oo, papaz efendi. Sen burada mısın daha? İşte öyle bakıyorduk. Yıldırım ekipleri amiri burada. Ha, ben tanıştım abiyle. Tuvalette tanıştık. Nasıl büyük kalın bir şey var biliyor musun? Hı. Cesedi fark ederse hepimizi gömer. Beyler, galiba ben nasıl sıyıracağımızı buldum. Şimdi. Ananı sikeyim. Yıldırım ekipler amiri Kenan. Yok ol. Amirim. Cenazemiz burada. Bize bu kutsal yolculuğumuzda yardımcı olduğunuz için Tanrı sizi korusun amirim. Ne demek, ne demek? Vatandaşa yardımcı olmak bizim görevimiz. Sağ olun. Araca bir de ben bakayım isterseniz. Motor su kaynatmıştır belki. Yok yok, hiç gerek yok. Biz şimdi kiliseye haber verdik. Gelip bakacaklar. Zaten şimdi araç kilisenin olduğu için motora kutsal sudan başka bir şey koyamıyoruz. Hayır, ben bu şoföre dedim. Dedim ki debriyaj atan basmazsan şanzımanı dağıtırsın dedim. Eğer yokuşta gazı köklersen arabayı boğarsın dedim. Dedim mi demedim mi? Dedim. Ne yapalım? O zaman bu kutsal yolculuğunuza bizim araçta devam edeceğiz ha? Tanrı sizi korusun amirim.
Biz sizinle daha önce hiç karşılaştık mı? Hiç yabancı gelmedi. Baba? Noel Baba'nın torunlarıymış. Baba tarafı. Abilerinin cenazesini Aziz Nikola Kilisesi'ne götürüyorlar. Bacadan girerken mi öldü acaba abiniz? Yok, direkt kafasına sıkıştı. Kafası sıkıştı. Neyi? Kapıya. Normal otobüs kapısına. Beyle sıkıştı. Tövbe estağfurullah, Müjde Ar gibi arabaya binerken evet, kafasını sıkıştırıyor. Ondan sonra hareket etmesin mi? Otobüste duvarın arasına sürte 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 parça pinçi kanlar buralarından geliyor. Belediyenin işçileri cımbızla toplayarak kazımışlar ya. Ölmüş. Bunların piyasası şimdi nasıl acaba? Yani çok yakıyor mu mesela bu araba? Sen onu dert etme Feder Bey. Biz sizi bırakırız. Sağ olun. Yok yok. Siz bizi şehir merkezine bırakın, biz bir araba kiralar, yola devam ederiz. Ulan şoför! Yani şoför kardeş, bu güzel insanlar sevap işlemek istiyor, sen önlerine taş koyuyorsun. Ele değil mi? Ele. Yolumuzun üstü zaten. Hem bizim de canımız sıkılmaz yolda. Bizim de sıkılmaz. Baka baka gideriz artık. Ben de hiç sıkılmam. Yolculuk yaparız. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Emin keşlerine bak. Şimdi de devlete sığındı yavşaklar. Neyse. Bir yerde illa konaklayacak bunlar. O zaman ayıklarız ikisini. Kedi Arif'in peşinde olduğu farelerin kim olduğunu öğrendim Sıtkı. Yola çıkıyoruz. Nizam Baba duyarsa? Cevat Bakır için tatil bitmiştir. Ne bu şimdi? Peder beylerin çadırı. Git kur hadi. Onların çadırıysa bana niye veriyorsun? Oğlum, sen dururken peder beyler mi kuracak çadırı? Hadi, hadi! Bu biraz geri zekalı galiba. Bu kilisenin fukarası biraz yavaş anlar da. İyisi mi gidip yardım edeyim şuna? Yoksa sabaha kadar kuramaz bu. Baba ben ateş için çalı çırpı toplamaya gidiyorum. Tamam kızım, fazla uzaklaşma. Tamam. Siz rahatınıza bakın. Altancım, dur kalk, uğraşma, o kız benim. Su küçüğün kızı büyüyor. Lan 30 yıldır ben bu anı bekliyorum. Hangi 30 yıl lan? Sıfır seksle geçen 30 yıl. Lisede sana kızı bırakmadık mı? Kızı mı? Hı. Bıyıkları vardı onun. Yakışıyordu ama. Sağ ol kardeşim ama sonradan erkek oldu. O zaman ben seni acıda baş başa bırakayım. Müsaadenle bir etin suyunu sıkıp geleyim kardeşim. Lan! Haçlılar mekandan ayrıldı. Ya
Ulan bana manik atmak neymiş, ben sana gösteririm. Gürkan! Gürkan kardeşim! Ben sana sorarım. Ben sana sorarım. Gürkan! Şşt, bir ses geliyor. Gel bak, Leyla ile beraberiz birader. Sana bir şey verecekmiş. Şu tarafa. Ben sana dedim Altan. Bir kız için kardeşini satma dedim. Bu işin sonu kötü olur dedim. Dedim mi, demedim mi? Dedim. Altan! Altancığım! Hadi gel. Su çok güzel. Çok pişmanım kardeşim. Vallahi büyük ayıp ettim. Aya giden avlanır. Hadi bana müsaadenle. Ne oldu lan? Ah deme, oh de. Sana dedim oğlum, 30 yıl dedim. 30 yıl dedim. Yardıma ihtiyacın var mı? Teşekkür ederim Peder Bey. Arkadaşınız yok galiba. O ormanda meditasyon yapıyor. E tamam peki. Siz de ateş için çalı çırpı bir şey toplayabilirsiniz çok istiyorsanız. Olur. Acaba şöyle ormanın içine doğru daha kuytuya mı gitsek? Kuytu? Yani orada daha kuru şeyler buluruz onun için dedim. Hayatta en kötü şey ne biliyor musun? Ön yargı. Yani efendim işte o pederdir, rahiptir, karıyla kızla işi olmaz dememek lazım. Ne demek lazım birader? Ah, Altan. Sen ölmedin biraderim. Niye ölüyormuşum ben? Onun bunun çocuğu. Neden ölüyormuşum hayır? Sen beni mi takip ediyorsun lan? Ediyorsam ediyorum lan. Sen kıza mı yazıyorsun yoksa? Ha? Ne alakası var lan? Sen kıza mı yazıyorsun? Alakası yok. Kesik Mehmet, Deli Yusuf, Hüsam Baba, Al Capone hepsi içerideler. Yavaşça açtım kapıyı, daldım içeri. Daha silahlarına davranmadan hepsini enseledim. Vay be, ne heyecanlı hikayeymiş be amirim. Vallahi atraksiyondan apışaram terledi. Yani sizin gibi eskiler temizleyecek ki yerine yenileri gelsin. Hmm. Bakın. Bir keresinde bir cinayet olayı. Ceset ortada yok. Herkes bir kayıp vakası olarak düşünüyor. Fakat ben cinayetten eminim. Ama bunun için önce cesedi bulmam gerekiyor. İki akıllı cesedi kaçırmak için paketleyip vermişler kargoya. Akılları sıra kargoyla yollayacak. Sonra da atlayıp uçağa gidip kargoyu teslim alacaklar. Vay be! Çok akıllıcaymış ama ya. Onlar akıllı ama ben de Yıldırım Ekipler Amiri Kenan'ım. O ikisini havalimanında enseledim. Bilin bakalım nasıl enseledim. Nasıl? Ben baktım mı suçluyu gözlerinden tanırım. Biz yatsak ayıp olur mu sen? He? Yok be birader, benim uykum yok. Efendim birader? Nasıl yok? Yok ben ya, yapmam artık. Kardeşim seni orman havası çarptı galiba. Biz daha hani akşam duamızı çektik ya. Efendim? Daha işlerini bitirmedin mi manyak? Sabaha kalmaz. Hallederim abi. Hadi beyler kalkın. Hop. Daha gömmemiz gereken bir cenaze var. Kafasını yordu. Şimdi şomazlık gibi olacak ama biz bunu buraya gömünce bunun kemiklerini bulmayacaklar mı? Merak etme, bulmazlar. Senin için söylemesi kolay tabii. Sana ilişmezler, bizden şüphelenecekler. Sizden kimsenin şüphelenmeyeceğinden emin olabilirsiniz.
Tamam, burası iyi. Yavaş. İndir. Sen indir önce. Attım. Koy. Yavaş. Hadi bakayım aslan. Vallahi benim koptu. Altan ne yapsak acaba? Bu iş bittikten sonra şöyle güzel bir masaja mı gitsek birader? Aa! Mutlu sonlu falan. Deli Kadriye'nin oraya gideriz. Merak etmeyin, gideceğiniz yerde belarsız sıkıntınız olmayacak. Nasıl? Nereye gideceğiz ya? Ilıcalara mı yoksa? Aa, Ilıcalara mı? Ilıcalara biz çok bayılırız abi, değil mi Altan? En son biz Altan'la gittik. Böyle her tarafını çamurluyorlar falan. O kadar güzel olur ki, değil mi Altan? Ya tüm vücudumuzu böyle çamurlara bularız, böyle yatarız, kemiklerimizi ısınırız böyle. Of, çok güzel olur. Ilıcalara gitmiyoruz ama çamura doyacaksınız. Şimdi şuraya 3 tane mezar kazın. Kazalım. Nasıl 3 ya? Sen mi istedin belki? Buyurun. Ya, ya hadiler. Bak şimdi. Bak. İnşallah cehaltan. Abim benim be. Ben var ya, çok komik adamsın biliyor musun? Ben komik adamları çok severim abi. Altan, gördün mü bak, yapıştırdı hemen espri ya. Ama gülmüyor. Sen hakikat bizi mi gömeceksin? Hani seni Cevat yollamıştı abi. Evet, beni o tuttu. Sizi gömmem o istedi zaten. Hani sen bizi koruyacaktın? Hani sen bizim koruyucu meleğimizdin? Hani verdiğin sözler? Hani ellerin nerede? Koruyorum. Ben sizi kendinizden koruyorum. Abi ne olur yapma abi. Bak abi, ben daha milli bile olmadım abi. Tamam, takımda düz koşulara her gün çıkıyorum. Ama daha yani hiç oyuna giremedim abi. Abi gözünü seveyim bak. Abimiz yeni öldü, daha kırkı çıkmadı, yasını tutuyorsun. Bırak da bunu taze taze tadalım, daha elmasını yemedik biraderimin ya. Şu dünyaya koskoca bir tane Şahin Aslan geldi. Onun da yasını tutmayalım mı be abi? Şahin Aslan mı dedin? Şahin öldü mü? Yatıyor işte. Şahin abi. Başın sağ olsun abi. Yakının mıydı? Bana çok yardım olmuştu. Yapma be. O da hep senden iyi bahsederdi abi. Değil mi Altan? Evet. Yani Kerim'im derdi. Başka hiçbir şey demezdi. Kerim de Kerim. Cevat mı öldürdü? Biz onu öldürme demeyelim de abi. Yani limelim. Yani böyle kürekle koyduk içeri abi. Faraşla çektik. Karı için. Boklu karı için, bir karı kız için. Ben dedim abicim, bak dedim, bir karı için yapılmaz bu dedim. Değil mi Altan? Karı kız için mi öldürdün? Karı da karı olsa ya, sız karın teki. İki tane arkadaşı yok. Koca yol, ikimiz yalnız başımıza gittik. Bir de Türkçe bilse bari, tipsiz. Ben... kusura bakma abi. Yani Gürkan kardeşim acısından ne dediğini bilmiyor. Ben ne dediğimi bilmiyorum abi. Ulan Cevat. Şimdi işler değişti. Görüşeceğiz seninle. Şimdi Kerim abi bak, biz yıllardan beri kardeşimle esnaflık yaparız. Bizde asla yanlış olmaz. Bizde evrak kaybolmaz. Sen de zaten şimdi bizim mafya konusunda tecrübelerimizi görmüşsündür yani. Kes lan! Çıkın, çıkın! Abi! Kaç be! Gel buraya! Oğlum! Hop! Lan! Ne yapıyorsunuz bu saatte oralarda? Hava alıyoruz. İyi de tabutu niye aldınız? Şimdi bizim adetlerimiz gereğince biz ölüyü gömmezden evvel 3 gün gün doğumuna çıkarırız. Hava alsın diye. Allah Allah, tuhafmış. Hadi toparlanıyoruz, geç olmadan yola çıkalım hadi. Alalım o zaman. Oğlum! Aval aval bakacağına peder beylere yardım etsene. Kapsana tabutu. Amirim, kendisi biraz ağır. Mal biraz mal. Ondan dolayı şey yapmıyoruz biz çok. Üzülüyor. Öyle ama siz de fazla yüz veriyorsunuz buna canım. Ne yapalım? Kıyamıyoruz. Hadi, hadi. O zaman al. Gel bakalım. Kaldır şunu. Hadi bakayım. Al sırtına, ne bakıyorsun? Çalış. Hadi çalış. Düzgün çalış. Alo Kerim. Daha satamadın mı villaları? Hadi seni bekliyoruz. Biraz önce satıyordum ama olmadı. Az sonra inşallah. Kerim sen iyi misin? Sesin sıkıntılı geliyor. Nedendir bilinmez, üstümde bir ağırlık var. Ağırlık mı? Kerim doğru söyle bana. Kim var üstünde? Üstünde kim var senin? Babam villaya kaçak kat mı çıkıyormuş?
Sen sus Ruhi. Keşke o gece başını harsaydı Aslı. Ne oldu lan? Adamlar çok profesyonel patron. Bizi bu bir tuzaklarıyla etkisiz hale getirdiler. Böyle bak. Yalnız bu o harçların son seferi olacak. Hepsini Anadolu'ya gömeceğiz. Sen cenaze arabasını da böyle kullanıyorsan niye bozulduğu belli oluyor. Oflama. İşine odaklan. Önüne bak. Kiliseden bunun için para alıyorsun. Kor var ya kirkor. Nonnik. Nonnik ne ya? Ya galetacı. Baton ekmek sevdi. Dibini dövdü. Lahmancı, lahmancı. Tabii. Geçen bizim şoföre ilişirken gördüm. Başımıza neler geldi neler. Demek ilk sevgilin bıyıklıydı ha? Evet birader, bıyıklıydı. Ne olacak? He? Bıyıklıydı, ne olacak? Hayırlı yolculuklar. Ben şimdi size bir şey söyleyeceğim ama benden duymuş olmayın. Bu bizim peder Angutyo var ya, sütlü kahve. Böyle hafif tatlı, şekerli yani. Herkese karşı açık hayran ya. Ay çiçeği, bildiğin ay çiçeği böyle. Böyle ay çiçeği. Top be, bildiğin top işte. Voleybol topu. Böyle top yani. Söndürmeden gitmiş vatan hainleri. Bir de ormanı yakacaklar. Destur. Mezarınıza da böyle çöldüreceğim. Ne yaptın manyak? Gömdün mü hepsini? Maalesef abi. İşler ters gitti. Anlaşıldı. Sen bu işi bensiz beceremeyeceksin. Geliyorum ben. İyi olur abi. Onlar da seni görmek için sabırsızlanıyorlar. Cevat abimiz nerede kaldı diye sorup duruyorlar. Tabii tabii. Kıçı kaşınan keçi çobanın asasıyla oynarmış. Bekleyin.
Evet. Sonunda abinizi aile kabristanınıza defnedebileceksiniz. Çok şükür. Siz olmasanız inanın bunu başaramazdık yani amirim. Tanrı sizi kutsasın amirim. Asıl ben size ne kadar teşekkür etsem azdır peder beyler. Kızımla ilgilendiniz. Ne demek? O şeref, o gururu bize ait. Daha fazla ilgilenmek isterdik ama nasip bu kadarmış. Kızım biraz yabanidir. İşim gereği onunla ilgilenemedim. O yüzden fazla içine kapanıktır. Bu yaşa geldi. Bir tane erkek arkadaşı bile olmadı. Ah! 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 Onu o kadar iyi anlıyorum ki. Kirkor kardeş, acaba Şahin abimizi son yolculuğuna uğurlasak mı? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tören için geldiniz galiba. Birazdan başlayacak. Peder beyler Aziz Nikola'nın torunları. Abilerini defnetmeye geldiler. Oo! Peder kardeşlerimiz Aziz Nikola'nın torununun cenazesini getirmişler. Efendim, baş rahip August sizleri aramızda görmekten çok mutlu olacak. Sağ ol. Efendim siz de katılmak istemez misiniz törene? Yok yok. Tabii, neden olmasın? Şeref duyarız efendim. Buyurun. Kardeşler, tabut. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun. Sen nereye? Oğlum yardım etsene peder beylere. Bak ya, bak ya. Allah Allah. Geri zekalı mıdır bu, nedir ya? Bugün için biraz gelenekleri bozup baş rahip olarak konuşmamı yapmayacağım. Aramızda çok önemli iki konuk var. Sağ olun. Aziz Nikola'nın torunları olurlar. Peder Kirkor'la Peder Angutio. Tören konuşmamızı yapmak için sizleri kürsüye davet ediyorum. Kardeşlerim, sizin o kutsal sesinizden bir dua işitmek isteriz. Ne yapacağız ne? Ne yapacağız? Bilmiyorum Altan, işte oradan kitaptan okuyacağız. Sağ olun Peder Angus. Sağ olun. Bu ne Ceren? Altancım. Altan bir dakika. Halledeceğim şimdi. Bir dakika bile. Tamam. Sevgili dostlarım, bugün konuşmayı sizlere ben yapacağım. İsa ne der bilir misiniz? Ne der? Ne der? İsa ne derse güzel der. Boş verin İsa'yı. Bugün ben size Aziz Müslüm'den çok güzel bir beyit okuyacağım. Sevgili dostlarım, Aziz Müslüm der ki, hor görülenlerin Tanrı'nın isyanıdır bu. Sevip sevip de sevilmeyenlerin isyanıdır bu. Düzensiz dünyanın günahıdır bu. Yakarsa dünyayı, garipler yakar. İsyan ede ede oldum günahkar. Tanrım bu dünyayı başka kim yakar? Mutluluk bizlere uzaktan bakar. Tanrım dünyayı başka kim yakar? Yakarsa dünyayı garipler yakar. Efendim, affedersiniz. İncil'in hangi bölümünden de bu? Bu babanın üçüncü albümünden. Çok güzel bir duaydı. Peder Kirkor, Peder Angutio. Aramıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. İzin verirseniz abinizin törenini ben yapmak isterim. Tabii, tabii. Aa, tabii ki. Tabii ki. Gönülden isteriz. Cevat manyağına bak. Kendine keşlerden açlı ordusu kurmuş. Baksana şunlara patron. Akbaba gibi toplanmışlar. Hazır olun. Bugün o haçlılardan tüm Hamdilerin intikamını alacağız. Hamdi, oğlum. Olduğun yerden beni gördüğünü biliyorum.
Merak etme. Kanın yerde kalmayacak. Tabutu açar iseniz dua etmek istiyorum. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Kutsal kardeşimizin yüzündeki nurun kiliseyi aydınlatmasına izin verin lütfen. Şimdi Sayın Angus, abimiz çok nursuz bir insandı. Aynen öyle yani, gudubet uğursuzun tekiydi yani, Allah kahretsin bir insandı yani. Çok çirkindi. Ay öyle öyle bir çirkindi ki babamız bile onu eldivanla severdi. O kadar yani. Merak etmeyin. Burada hiç kimse onun yüzünün çirkinliğini görmez. Kilisemiz iç güzelliğini ortaya çıkarır. Angus Bey, olmaz. Şimdi Sayın Angus, abimizi zaten bunun içinde. İçi de bir, dışı da bir. Kendisi 148. göbekten Aziz Nikola'nın torunu. Adam ölü kardeşim, yani bunu açınca ne olacak? Adam dirilecek mi? Peder Angus Bey, kardeşim acımız büyük olduğu için ne dediğini bilmiyor, saçmalıyor. Değil mi kardeşim? Peki, peki anladım. Manastırdayım abi. Tam yerinizi bulmuşsunuz. Bekleyin, bekleyin. Ben şimdi o üstüne mum dikmeye geliyorum. Bekleyin. Ben de size geliyordum. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Ne sebeple? Diğer rahipler bütün günahların affedildiği günde olduğumu söylediler. Ben de karavandaki konuşmalarımızdan sonra size güvenebileceğimi anladım. Kendimi size yakın hissettim. Eğer sizin için de uygunsa günah çıkarmak istiyorum. Tabii canım. Ne demek? Bize bütün sırlarını anlatabilirsin çocuğum. Buyurun. Sıtkı, sen burada bekle, dışarıyı tut. Ben şu iki çarmıha gelip geleceğim. Sizin yan tarafta olmanız gerekmiyor mu peder? Öyle mi gerekiyor? Bu da böyle seviyor demek ki. Demek ki. Anlat çocuğum. 13 yaşında bakkaldan çikolata çalmıştım. Bir kere de komşunun saksısını kırıp kaçtım. Kızım böyle önemsiz günahlarla vaktini harcama. Daha özel, daha önemli şeyler anlat. Ya aslında bir şey var ama çok utanıyorum. Utanacak bir şey yok. Çıkar üstün günahlarını. Devam et kızım. Üniversitedeyken aynı anda 3 sevgilim vardı. Maşallah, maşallah. Efendim peder? Yani çok iyi gidiyorsun. Devam et kızım. Daha ayrıntılı anlat ki bütün günahlarından arın. Yani sevgilim derken üçü de fakbadimdi. Fakir miymiş üçü de birader? Ne? Sen fakir, ben fakir. Onlar mağdur fakir. Mağdur fakir ne lan? Anadan fakir biledir. Evet kızım. Babam, ben depresyondayım diye beni psikoloğa gönderdi. Terapiler çok verimli geçti. Psikoloğumla her hafta bir saat sevişiyorduk. Neyse, psikoloğumdan da hamile kalınca çocuğu aldırmak zorunda kaldım. Bir de babamın ekibinde bir polis arkadaşı vardı. Dur, iyi aklıma geldi. Onu da itiraf edeyim.
Kızım, biliyorsun değil mi? Kilisemizin de bir af limiti var. Feda, lütfen engel olmayın. Hayatımda ilk kez bunları itiraf ediyorum. İşte şimdi... Ondan da çocuk aldırınca baktım böyle olmuyor. Ben de doğum kontrolüne başladım. Maşallah. Maşallah. Ne kadar da hayırlı bir kız evlat yetiştirmişsiniz. Peder, lütfen bunları babama anlatmayın. Ne olur aramızda kalsın. Kalır kızım. Kalır. Artık bu kadarına da dayanamam. Aman abi, ne yapıyorsun ya? Amirim gerek yok. Ne oluyor? Baban mı? Yok kızım, yok. Günahlar çıkıyor ya. Böyle sesler duyman normal. Ocağınıza Noel ağacı dikmeye geldim ulan. Babam geldi. Bunlardan çıktı şimdi ya. Oğlum Cevat, kendine ne biçim bir tarikat kuruyorsun böyle? Rahipler, hahamlar, böyle kefenliler. Nerede lan o hayvan eti yemişler? İşte burada memur bey. Eller havaya beyler. Polis. Kadınlar nerede? Ben sana söylemiştim anne. Babam karı kız işi bile beceremez ki. Sen sus Ruhi. Ben sana ne demiştim manyak? Git bu kadın bir ormanda kafasına sık demiştim değil mi? Beyler şu silahlarınızı bir yere bırakın. Baba. Kızım. Ulan fuhuş operasyonundan bu kadar mafya babası yakaladığımız için tarihe geçeceğiz, tarihe. Yalnız memur bey, bir yanlış anlaşılma var. Biz buraya şey için geldik. Günah çıkartmak için. Savcılıkta çıkarırsın günahlarını, merak etme. Ama bize Noel Baba'nın torunları izlediler. Evet, abimizi aile kabristanına, Noel Baba'nın yanına gömeceğiz dediler. Biz de ne bilelim, yardımcı olduk. Ne diyorsun lan? Ne Noel Babası? Sakallı var ya hani, göbekli, ho ho ho. Bakın komiserim, ben çok baba tanıdım ama daha Noel Baba'yı tanıyamadım. Devam et. Hadi yürü, 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 yürü. Geç. Bize inanmıyorsanız kendi gözlerinizle görün. Kim var orada? Aç bakayım orayı. Memur bey, bizler rahibiz. Bizi niye burada tutturuyor? Kes, takiye yapma. Bırak. Bırakın beni. Ben Yıldırım ekipten amiri Kenan'ım. Bırak. Ya bırak, şov yapma. Atılmışsın cemaatten. Konuşup duruyorsun. Aslı karıcığım, bir yanlış anlaşılma var. Her şeyi açıklayabilirim. Sen niye karıştın böyle Kerim? Biz mahvolduk. Sen yokken biz bir başımıza ne yaparız Ruhi'yle? Ruhi'yi bir cami avlusuna bırak, kaç. Anne, bu adam 20 yıldan önce çıkmaz. Sen en iyisi bunu boşa, bana da yeni bir baba al. Oğlum sus artık, sus! Ben sana dedim kardeşim bak, şansımız dönecek dedim. Şansımız dönecek. O şans dönerse bizim... Birader. Biz talihin haz etmediği çocuk. Öyle deme kardeşim. Bak bu mafya işinin önümüz çok açık. Biz buradan yürürüz dedim ben sana. Sen kardeşine güven.